Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Konu pekiştirme 13'te. E, paralel kenarda uzunluğun son testi pekiştirme 13. Yine 12 tane soru bizi bekliyor. Hazır mısın? Başlayalım mı bir an önce? Hadi bakalım. İyi seyirler. ikimize de iyi dersler diliyorum. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi şöyle bir bakalım. Açı ortaylar var. Açı ortayları görüyoruz. Hay hay. Buraya alfa. Alfa diyecek olursak amacımız ikiz kenarları yakalayabilmek. Gizli ikiz kenarları. Buraya beta. Beta diyecek olursak z'den dolayı Değil mi? Beta ise burası beta olacaktır. Aynı şekilde şuradaki z'den dolayı ne diyoruz? Burası alfa ise burası da alfa olacaktır. Değil mi? Şimdi tamam. Dolayısıyla ikiz kenarlık var. X ise burası da x. Burası da x oldu. X ise burası da x oldu. Hay hay. O zaman 2x artı 1. 13'e mi eşit? 2x artı 1 eşittir. 13'ten 2x eşittir. 12x eşittir. 6 santimetre olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. Hmm, gayet açık değil mi? Ee, ABC'de bir paralel kenar. BD ile CF'nin kesimi F noktası diyor. Hay hay. AE eşitir. F16 diyor. Tamam. k k diyecek olursak burası 2K. Temel orantı teoreminin ikinci bölümünde ne görmüştük? Kelebek vardı değil mi? kanatlar oranı. İki iç tarılı üçgen birbirine benzerdi. Açı açı kuralına göre değil mi? Evet K'nın 2K oranı X'in 16 oranı. K'nın 2K oranı X'in 16 oranı dersek ki gördüğünüz üzere benzerliği çok fazla soruda kullandık değil mi? X eşittir 8 santimetre olarak buluruz ki bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olmasını gerektirir. Geldik 3. sorumuza. Hı hı. 60 derece. Hay hay. Ee, şimdi 60 derece şöyle soruyu okuyalım. ABC'de bir paralel kenar. KF diktir BC. KF diktir BC. Hay hay. ADC 60 derece diyor. ADC. Yani şu açı. Evet soruda bir hatalı verilmiş. Şurayı çiziyoruz. Şurası 60 derece değerli arkadaşım. Unutmayalım. Tamam şimdi ne ile başlayalım diyelim. Tamam bunlar birbirini ortalıyor değil mi? Burası da birbirini ortalıyor. Evet şuradan şöyle uzatalım. Kaç tarafa doğru uzattık. 90 derece ise burası 90 derece. Yani dikliğin tamamını uzatmış oldum. Şu mesafelerimiz de birbirine eşittir değil mi? 5 ise bu da 5'tir. Hay hay o zaman 30 60. Şurası 60 derece komple 5 5 10 oldu. O zaman biz ne yapalım? Aynı doğruyu şurada uzatabilir miyiz? Uzatabiliriz değil mi buraya? Bu da yükseklik paralel çizdik dolayısıyla buraya. Bu da 10 oldu. O zaman 30 60 90 üçgeninde 60'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 10 bölü köküçtür değil mi? Neyin köküç katı 10'dur? 10 bölü köküçün. Burası da 20 bölü köküç yapacaktır. Değil mi? Hay hay. X uzunluğumuz 20 bölü köküç 20 kök 3 bölü 3 gerek varmış. şıklarda zaten varmış. 20 bölü kök 3 x yani 3. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 4. sorumuza. İlk kitapta e, paralel kenar tamam D, E diktir Burası 90 ise burası 90 derece görebilirim. 10 ise burası 10. 6, 8, 10 üçgeninden buranın 8 olduğunu. Şuradaki özel üçgenden de 8, 15, 17 üçgeninden de buranın 15 olduğunu görebilirim. <laughs> Ne istiyor bizden soruda? Hiç okumadım soruyu. Buralar 6, 17 onu da kullandık. X'i soruyor. de neresiymiş? Komple 15'miş. O zaman X artı 6 eşittir 15'den X eşittir 9 santimetre ya da 9 birim olacaktır. Bu da dördüncü sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 5. sorumuza. Evet muhteşem üçlü gözüküyormuş. Muhteşem üçlü neydi? Hipotenüs ait kenar ortağı, Hipotenüsün yarısıymış değil mi? Hipotenüsün yarısıydı unutmayalım. O zaman buradan uzatalım mı? Hadi okuyayım soruyu tamam okuyorum. ABC'de bir paralel kenar. Her zaman söyleriz deriz ki soruyu okumadan çözmeye geçmeyin. Öğretmenlik tecrübemde de hep öğrencilerime söylerim. Kendi çocuklarıma da, kendi çocuklarımı da çok söylerim ama biz bile geri geliyor okumadan soruyu çözmeye çalışıyoruz. Kusuruma bakma. Evet AB paraleldir EF, DE diktir AE. Tamam paralel vermiş. O zaman biz bu paraleli uzatalım. Paraleli uzattık. Buralar birbirine eşit. Açıyor kenar ortay. İki ise burası 2 burası da 2 oldu. Hay hay. Bu kadar değil mi? Burası x. Çünkü paralel kenarda bu paraleller hepsi birbirine eşittir. X eşittir. Kaç oluyor? 5 santimetre. Sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneği. Geldik altıncı sorumuza. O evet yine aynı sor bir soru daha. Ee, bunun bağıntısını ispatlamıştım. Değil mi? Açı e, pardon uzunluk. E, ke Perle kenarda uzunluk konusunda bunu ispatladık. Şimdi e, neydi? Yapalım. X kare eşittir. 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 9. Buradan x eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 birim ya da 6 santimetre gelecektir. Yine e, olayın mantığına gireyim. X ise burası XK değil mi? Şuradaki kelebeği kullanıyoruz değerli arkadaşım. Sonra büyük üçgene geçeceğiz. 4 ise burası 4K. Tamam XK'ydı. O zaman buraya da ne kalacaktır? FC uzunluğuna X eksi 4K kalacaktır. O zaman 5'in tamamın oranı nereye bakıyoruz? Şu üçgende yani A, B üçgeninde. O zaman 5'in 9 artı x oranı eşittir. x eksi 4k'nın silin burayı daha iyi gör lütfen. Evet. Çok uzun süreli bastırdığımız zaman silgiyi kaybettik. Evet. Buraları siliyorum. Tamam. 5'in e, 9 artı x oranı x eksi 4k'nın xk oranı x eksi 4 k'nın x k oranı değil mi? Bunlar birbirini götürdü. 5 çarpı x eşittir. x eksi 4 çarpı x artı 9. Şimdi şöyle bakalım. x artı 9 dedik değil mi? Şunu güzel yazayım. Güzel yazayım. Güzel yazıyorum. Evet. x artı 9. Değer arkadaşım işler dışarı... Yani bunu işler dışarı çarpımı yaptıktan sonra bunu düzenleyebiliriz. Ama ben işime gelmiyor. Devamın altı olduğunu biliyorum. <laughs> E, 6 yazarsam 6 eksi 4'ten 2. 6 artı 9'dan 15. 15 çarpı 2. 6 kere 5. 30 sağladı mı? Sağladı. Şıkları denediğim zaman da sağlayacağını görebilirim. O zaman x eşittir. 6 gelecektir değerli arkadaşım. Yani 6. sorumuzda doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Aha, tamam. 20. Evet. ABC'de bir paralel kenar. CE diktir AB. Verilmiş. CE diktir AB. GF diktir AD. Hay hay AE20 FA7. FA7. Hay hay. 7 24 25 üçgeni gördüm değil mi? Sen de gördün mü? Den? Evet canım benim. Burayı birleştiriyoruz. 7 24 25 üçgeninden burası 25 oldu. Burası 90 derece. Ee, o zaman burada Pisagor bantı uygulayacak olursak 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. O zaman bu da 3'ün 5 katı 15 olacaktır. Hay hay. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit miydi? Alfa 90 beta. O zaman burası da alfa olur. Şu açıya da beta diyebiliriz. Burada amacım nedir? İki üçgen arasında benzerlik uygulamak. Şimdi nereden aklına geldi diyeceksin. Çünkü yapabileceğim başka bir şey kalmadı artık. Kullanacağım bütün bantları kullandım. İki üçgen benzerdir. Evet değerli arkadaşım. Hangi üçgenler benzerdir? Tek tek yazalım mı? Şuraya 90 derece. C FD üçgeni ile CFD üçgeni ile hangi üçgen benzerdir? Tabii ki beta'dan başlıyoruz. CEB üçgeni. CEB üçgeni. Neye göre? Açı açı kuralına göre benzerdir. Evet, o zaman ee, belli olan kenarlar. Alfa'nın karşısı kaçmış? 24. 24'ün öbür üçgendeki alfa'nın karşısındaki 15'e oranı hay hay eşittir Devam edelim. 90'ın karşısındaki x'in 90'ın karşısındaki x'in 90'ın karşısındaki y oranı. Aha, x bölü y. 24 bölü 15. Yani bunu sadeleştirecek olursak x bölü y eşittir değerli arkadaşım. 3'e bölersek 8 bölü 5 olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. Tabii ki burada temel orantı teoremlerini kullanacağız. Yani buralar e, şu paralel doğru bu tarafı hangi oranda bölüyorsa karşı tarafı da aynı oranda bölecektir değil mi? Evet onları biliyoruz. Yani 4'e 16 ise şu paralelliği kullanalım. Evet. FDA bir paralel kenar diyor. Tamam. Dolayısıyla paraleller bunlar. 6'nın 4'ün 16 oranı ise 6'nın 4 katı olan e, 24'e oran olacaktır. Değil mi? Hay hay. Şimdi o zaman aynı şeyi öbür paralel kenar içinde düşünelim. Şu kenara da bakalım. 16'nın 4'ü oranı o zaman 4K'nın K oranı diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Bize zaten AC'nin 30 olarak 30 olduğu verilmiş. Değil mi? AC 30 olarak verilmiş. O zaman 5K eşittir 30'dan K eşittir 6 olarak bulunacaktır. EFDA'nın parlak alan çevresinden bahsediyor. Tabii ki hemen bir renk değişikliği yapalım. Burası 6 mı? 6. O zaman bu da 6. Zaten burası 24. O zaman paralel kenarımızın çevresi 24 artı 6 çarpı 2. O da eşittir. Işte 60 santimetre ya da 60 birim olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 9. sorumuza. Hmm. Şimdi 9. soruda şöyle bir durum var. Eğer kenar ortay bu karşıyı birleştirmişiz ve kenar ortay üzerinde indiriliyorsa bunların hepsinin eşit olduğunu yani 2A, 2A, 2A olduğunu daha önceden göstermiştim ben sana hatırlarsan. Yani istersek burayı şöyle düşünebiliriz. Ee, evet şurası 2K ise burası K diyebiliriz. Buraya da 3K diyebiliriz. Ancak şunu da unutmayalım. E, ee, şuradan da görebilirsin bunu. Ha, burada biz nasıl kullandık bunu? 2, 2, 2, 1, 2, 3K olduğunu nasıl kullandık? Onu da göstereyim, ispatını yapayım. Hadi içim rahat etmedi. Oradan e, ağırlık merkezine getireceğim olayı. Şimdi e, D, E, C eşitse buraya K, K diyecek olursak burası da 2K olur değil mi? Şu kelebeğe bakacak olursan değerli arkadaşım. Şu kelebeğe. O zaman e, M'ye 2M olacaktır değil mi? Aynı şekilde P'ye 2P olacaktır. Yani hatta 2P'ye 4P diyelim. E zaten köşegen iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman burası 3P, burada da P kalacaktır. Dolayısıyla P'ye 2 düşerse X eşittir 2P. O da eşittir 4 birim olarak bulunacaktır. Lakin, lakin bir de şöyle bir şey, şöyle şu açıdan da düşünebilirsin. Buraları siliyorum şimdi hepsini izinine. Buraları sildim. Zaten videoyu durdurup izleyebilirsin. Şimdi Hatırlıyor musun? E, zaten şurası iki eşit parçaya bölmüş. Hay hay. Şu üçgenle bakalım. D, C, B üçgenine bakalım. E, şurası da kenar ortay. O zaman iki kenar ortayın kesin noktası ağırlık merkezidir değil mi? K aslında bir ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin yukarıdan aşağı ikiye bir oranı var mı? Var. O zaman iki ise buraya 4 olarak kalacaktır. Yani dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Yani 4 birimdir. Geldik 10 sorumuza. Hı -hı, güzel bir soru. Tamam oranlar verilmiş. Oranları bir yazalım bakalım. A e, 2K E B 3K Hay hay. FB 2P Buraya da P geldi. Hı hı. Tamam. Öncelikle şu birinci yöntem. İki yöntemle çözelim. İki farklı şekil var. Farklı farklı taraflardan uzatıp çözmeye çalışacağım. Sen de bana yardımcı ol. Hangisi senin işine gelirse hep benzerlik hep benzerlik görüyorsun. Şimdi 3P ise burası da 3P. Hay hay. Şimdi şu üçgene bakacak olursak şu üçgenle şu, şu üçgenler arasında kelebek kuracak olursak 2'ye 3 ise 3'e 2 olacaktır. Yani burası da 2P'dir. Tekrar ediyorum. geri alıyorum. Karaladığım yerleri de siliyorum. Hatta ve hatta şunu içeriye alayım. Şu oranı daha iyi görelim. Buraya 2K diyorum. Şu kelebeğe dikkat etmeni istiyorum. Şurayla şurası. Şuradaki taban 3. Şimdi 2K'nın 3K oranı o zaman 2P'nin 3P oranına eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla şu uzunluğumuz 2P oldu. Hay hay. Şimdi bu karaladığım yeri siliyorum değerli arkadaşım. Benzerlik kullanmaya çalışacağız yine. Yine benzerlik kullanmaya çalışacağız. Şuraları da silelim. Çünkü farklı e, aynı kenarın üzerine farklı farklı yöntem deneyeceğiz. Şimdi 2'ye 3 şöyle düşüneceğiz. Bu sefer burada büyük bir kelebek var. Hangi kelebekten bahsediyorum? Şu kelebeğe düşüneceğiz. Şuradaki büyük. Şu kelebeğe bakacağız. Evet değerli arkadaşım aklıma bir şey daha geldi. Şunları bir silelim. Şimdi öbür yöntem çok daha kolay göreceksin ama burada e, daha rahat işlemler yapabilmek için şunu da siliyorum. çok önemli değil. Şimdi burada şuna dikkat edelim biz neye biliyor musun? 2'ye 3 toplamda 5'in katı. 5'in katı var 1. O zaman şuralar 2 ile 3 zaten 5'in katı. Onunla beraber bak şu, şu kenarı hem küçük olan az önceki ilk yaptığımız ilk yaptığımız kenar üzerinde kullanacağımız gibi Onunla beraber büyük şekli geri siliyorum. Onunla beraber hangi büyük şekil üzerine de bu kenarı kullanacağız değil mi? Büyük şekil üzerinde bu kenarı kullanacağız. Yani şu kenarımız her ikisi için de ortak. Büyük şekilde 5 artı 1'den 6P. Doğru mu? O zaman burayı da siliyorum tekrardan daha iyi görmen için. O zaman bizim istin şuraya T diyecek olursak TC kenarı ...TC kenarı... ...hem 5 hem de 6P'nin... ...5 ve 6'ın ortak katı olan... ...30 alalım. 30M olsun. Çok önemli değil. 30'un katı olsun. Şimdi küçük de 2-3 oranda... ...yerleştireceğimiz için... 5 parçaya bölersek 6 olur. O zaman 12M'ye... ...burası 18M olacaktır değil mi? Hay hay. Bununla beraber büyük... ...paralel... ...büyük kelebeğe baktığımız zaman... 1'e 5 oranı var. O zaman 1'e 5 oranı varsa burası 5M olursa yani 1'e 5 oranı varsa o zaman toplamda 6. 6'ya bölersek 5 burası 5M ise burası 25M olacak. O zaman 5M ise buraya 13M kalır değil mi? Hay hay. Şimdi bakıyoruz 5M eşittir burada KC'yi 5 vermiş. Ve X eşittir 13M ise buradan x eşittir 13 birim olarak bulunacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 13'tür. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Şu kenarı şunları bir daha siliyorum. Sonuç olarak bu kenar şu köşe sildim. Evet burayı da sildim. Burayı da sildim. Bizim yapacağımız işlem yapacağımız şu kenar burası komple. Hem küçük kelebekte ee, şu, şuradaki büyük kelebekte 3'e 2 oranında daha orantısız olan şu kelebekte de 1'e 5 oranında olmak kaydıyla 30'un katı olacaktır. 30'un katını o şekilde biz ne yapmış olduk? Ayırmış olduk. Şimdi bak bunu daha basit olarak şu şekilde çözelim. Eminim burada daha iyi kafanda yatacağını düşünüyorum. Ama lütfen yaptığım işlemleri dondurup tekrardan izlemeye çalışırsan daha verimli olacağını düşünüyorum. Şimdi şimdi hep benzerlik benzerlik benzerliği kullanıyoruz. Yine burası P'ye 2P. Ee, o zaman burası da 2K'ya 3K mı demiştik? Pardon, 2K'ya 3K demiştik. Doğru mu? Evet. Şimdi şöyle düşünelim. P'ye 2P ise şu kelebeğe bakalım, değil mi? Burası 5K ise 5K. P'ye 5K düşerse 2 P'ye 10K düşecektir. Doğru mu? Doğru. Hay hay. Burası gayet açık değil mi? Siliyorum buradaki kelebekleri de göstermek için çizmiştim. Tamam. Şimdi diğer orantısız olan kelebeğe bakalım. da Öbür kelebeğe bakalım. Buradaki büyük kelebeğe bakalım. Hay hay. Burası kaç oldu? 13 oldu. Burası kaç oldu? 5 oldu. 5K'nın 13K oranı değer arkadaşım eşittir. 5'in x oranı. Gördün mü? 5'in x oranı ne kadar kolay oldu değil mi bu yöntemle? 5'ler birbirini götürdü. x eşittir 13 birim olarak bulunmuş oldu. Yani 10. sorumuzun nihayetinde doğru cevabı A seçeneğidir. Gelelim 11. sorumuza. O sorudan sonra bu soru bize biraz daha çerez gibi gelecek. Evet şurada bir paralellik oluşturuyorum. Tamam özür diliyorum. Özür diliyorum. Hemen soruyu okuyorum. <laughs> tamam abici de bir paralel kenar. FEB 30 derece. 2 kök 13 o zaman burası da 2 kök 13 Hay hay EB7 tamam Burası 3 o zaman buraya 4 kalır Tamam FC3 Gördük x'i soruyor hay hay Kosinüs töremden yapacağın gibi istersen de şuradan dik indiririz değil mi Özel açıları kullanabilmemiz için dik indiriyorduk biz 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktır değil mi burası 2 şurası da 60 derece olduğu için karşısı da 2 kök 3 olacaktır. Şu üçgene gelelim. 2, 2 kök 13. Şuraya da şu kısma da y diyelim. y kare artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesi olacaktır değerli arkadaşım. Buradan y kare artı 4 eşittir. 4 çarpı 13'ten 52. y kare eşittir 48. Buradan y eşittir. Ne gelecektir? 4 kök 3 olarak bulunacaktır. Yani burası da 4 kök 3 bulunduğuna göre bizden istenen x uzunluğu 2 kök 3 ile 4 kök 3'ün toplamı olur ki bu da 6 kök 3'tür. Bu da sorunun doğru cevabının bize E seçeneği olduğunu verecektir değil mi? Şurası toplamda 6 kök 3. 11 sorumuz da bu şekilde E seçeneği olarak bulunur. Geldik 12. sorumuza. Bu sorunun ispatında ben detaylı bir şekilde konu anlatımında yapmıştım. Lütfen orayı takip et. Ha şöyle bakalım. Ee, i̇çerideki uzunluklar dikmeler hangisi? içeridekiler bunlar. Bunlar zıt yönde ise çıkartıyorduk değil mi? Öyle bir özel notumuz da vardı. O zaman 10 eksi x. Burayı bilmiyoruz. x. Zaten orası isteniyor. 10 eksi x eşittir. Diğerleri dış tarafta olup da bunlar da aynı yöne bakıyordu? Bunların da toplamları birbirine eşit. Toplamları onların farklarına eşit olacaktı. Yani 10 eksi x eşittir. 2 artı 5. Burası 2 burası 5 idi. Buradan 7 x eşittir 3 birim olarak bulunur ki sorumuzun doğru cevabı c seçeneğidir. Burada da özelliği hatırlatmak istedim. Evet değerli arkadaşım bu şekilde paralel kenarda uzunluk konusunun sonuna gelmiş olduk. Paralel kenarda son bölüm olan alan konusuna görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.